Banka yok. Sadece 25.000 TL'nizi alıyorsunuz ve TOKİ gibi evinize geçiyorsunuz. 25 bin lirayı veriyorsunuz, evinize geçiyorsunuz ve taksit ödemeye başlıyorsunuz. 1.000 TL taksitlerle 7 yılda kira öder gibi. Zaten kira veriyorsunuz. Kira öder gibi 7 yılda ev sizin oluyor. Bu TOKİ kampanyası Türkiye'de bir numaradır. Aynı zamanda Çavuşoğlu yeğenlerde aynı kampanyayla onlar da bir numara diyoruz. Buradan Çavuşoğlu Yemenler İsmail Bey, Recep Bey'e halkımıza yaptığı bu güzelliklerden dolayı, bu kolaylıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ekranların hemen altında Çavuşoğlu Yemenlerle ilgili telefon numaraları olacak. Hemen şu anda zaten ekranların altında alt bant olarak Çavuşoğlu Yemenlerimizin ulaşım irtibat telefonları var. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Sizler de ev sahibi olabilirsiniz. Sadece ve sadece 25.000 TL nakitinizi alacaksınız, altınlarınızı bozduracaksınız veya borç alacaksınız. İlk bölümü atlattıktan sonra da 7 yılda kira öder gibi taksitlerinizi ödeyeceksiniz, 7 yılda da ev sahibi olacaksınız. Benim babam emekli olduğu zaman veya komşularımız hep bir taktik izlerlerdi. Emekli olunca toplu paralar veriyorlar ya, toplu paralarda derdi bir kat iki kat gecekondu atarım, hep böyle hesap yaparlardı. Çoluğumuza çocuğumuza ev verelim diye. Ama 20 yıl beklemiyorsunuz, 7 yılda ev sahibi oluyorsunuz. Bunu bizlere sağlayan Çavuşoğlu Yemenlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar Recep Bey ve İsmail Bey. Kutluyorum sizleri, sağ olun, var olun. Evet, Gizem, seni alalım. Alkışlar var mı Gizem Karı'ya? Evet. Hadi bakalım. Mutluluklarda hep ama hep yanında olsun. Ama benden bir başkası sana. Evet, hem de sonsuza dek haram sıkkın olsun be yanaşı be. Haram olsun, haram. Hasretin yüreğimde alem alem yanayı. Hasretin yüreğimde alem alem yanayı. Zehir eyledin bana şu yalancı dünyayı. Zehir eyledin bana bu yalancı dünyayı. Senin mutlu bir van, benim perişanım.
sende kaldı aklım. Senin mutlu bir yuvan, benim perişan alım var, aramızda dağlar var. Hep sende kaldı aklım. Oy oy. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Reklamlardan sonra tekrar bizler sizlerle beraberiz efendim. Sağ olun. Çavuşoğlu Yemenler İnşaat'ın sunduğu Mavi Kredi'ni Star devam edecek. En meşhur sanatçıların en güzel ilahi albümlerini sizler için bir araya topladık. Tam 10 albüm, 94 ilahi ve Yunus Emre'den Seçme İlahiler kitabı. Abdurrahman Önül'den Sedat Uçan'a, Cemal Kuru'dan Muhammed İlhan'a, Hasan Dursun'dan Mehmet Karakuş'a, Ramazan Tembel'den Ferud'un Eroğlu'na. Kadir kükredi yerler gökler, inledi semadaki melekler Geylani'yi dinledi. Ben bende değilim bugün, başka başka alemdeyim. Beytullah'a çağırdılar, aşklarının içindeyim. İbrahim'e götürdüler, can çekişmekle başladı. Azaptayım anneciğim. Şehitlerin zer çeşmesi, enbiyanın bağrı başı, evliyanın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'di. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yanıyorum adına kurbanım. Ya Resulallah, ismini yazmışım derinlerime, ismine kurbanım. Ya Resulallah, ya Habiballah. Birbirinden güzel tam 10 albüm, 94 ilahiden oluşan meşhurlardan Seçme İlahiler seti ve Yunus Emre'den Seçme İlahiler kitabı sadece 25 lira. Evet, sadece 25 lira. Üstelik kargosu da bizden. Bu sete sahip olmak için hemen 0212 709 9090 numaralı telefonu arayın, siparişinizi verin. O şimdi Türkiye'de. 200 metre mesafeli. Sadece 10 santimetre boyunda. 110 lira yerine sadece 59 lira. Haydar Süper Power polis tipi taktik cep feneri son teknolojik Q5 devresiyle muhteşem bir aydınlatma mesafesi sunuyor. 2012 model şık tasarım cep feneriniz arabanızda, evinizde, avcılıkta, doğa sporlarında, dağlarda, köylerde, şehirlerde, güvenlik servislerinde, iş yerinizde, kısacası her yerde vazgeçilmez bir dostunuz olacak. Benzer boyuttaki cep fenerleri en fazla 20-30 metre aydınlatma sağlarken Haydar CF1 yaklaşık 200 metrelik şaşırtıcı bir mesafeye sahiptir. Mükemmel bir güce sahip olan ve buna rağmen sadece 10 santimetre uzunlukta olan son teknoloji Haydar cep feneri askı aparatıyla rahatlıkla cepte taşınabilir. Uluslararası kalite sertifikalı ve IPX8 standardında üretilen Haydar cep feneri darbelere dayanıklı sert alüminyum gövdeye sahiptir ve su geçirmez. Ayrıca oynar başlığı sayesinde uzak yakın fokus ayarı çok kolay yapılabiliyor. Sağlam, güvenilir, küçük boyutlu ve kendi sınıfında en uzun mesafeye sahip Haydar CF1, dünyanın pek çok ülkesinde ordu, polis ve özel güvenlik teşkilatlarında kullanılıyor.
avcılık ve doğa sporlarında da göz bebeği olan CF1, her yerde bulabileceğiniz 1,5 voltluk alkalin pille çalışabildiği gibi maksimum performans için 3.6 volt bataryayla da çalışır. Sıkı durun. Şimdi size bir sürprizimiz var. Ayrı ayrı satılan ve toplam 39 lira değerindeki batarya ve şarj cihazı şimdi fiyata dahil. Yaklaşık 100 yıl ömürlü Q5 sistemine sahip Haydar CF1, batarya ve şarj cihazı dahil, KDV dahil sadece 59 lira. Hemen arayın. 200 metre mesafeli süper cep feneri adresinize gelsin. İster kapıda ödeyin, ister kredi kartıyla. 0216 424 1515. Metem Teknoloji. Pardon, D-Smart.net nedir biliyor musunuz? Ya adı üstünde, D-Smart interneti tabii. Tamam ama çok hızlı desem. Ne? Fiber internet mi yoksa? D-Smart.net'ten hızlı yaşamlar için fiber internet geliyor. D-Smart.net yaşamın hızına fiber internetle bağlanıyor. İnternet hızı sorun olmaktan çıkıyor. D-Smart.net. Sevgili izleyenlerimiz merhabalar. Bugün sizlere güçlü sesi, kaliteli malzeme yapısı, farklı renk seçenekleriyle Concord ailesinin yeni bireyi Concord 78.0'ı tanıtacağız. Tanıtırken de bu güzel telefonun bütün özelliklerini tek tek konuşacağız. Ben izleyicilerimizin en çok merak ettiği sorularla başlamak istiyorum. İzleyicilerimiz diyorlar ki, bu telefon Çin malı mı? Concord 78.0 bir Türk malıdır. Aktürk elektronik güvencesiyle 2 yıllık garanti kapsamındadır. 179 liraya ücretsiz kargoyla 7 bölgeye 81 ile kapınıza kadar gelecek. Ve gelirken isteyene siyah renginden, isteyene beyaz renginden göndereceğiz. Ve bir kuruş dahi kargo parası almayacağız. Gönderirken hafıza kartını, araç şarjını ve USB bağlantı kablosuyla telefon kılıfını da yanında hediye olarak göndereceğiz. Artık Concord 78.0'la İki telefon taşıma derdinden sizlere kurtarıyoruz. İki hattınızla da aynı anda arama yapabilir, aynı anda arama alabilirsiniz. Her iki hattınızda takıyorsunuz ve her iki hattınızda da aynı anda kullanabiliyorsunuz. Dijital kameraya sahip Concord 78.0'la yüksek kalitede fotoğraflar çekebilir, yüksek kalitede video çekimi yapabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları bilgisayarlarınıza aktarabilirsiniz. Hemen menüden de göstermek istiyorum. Zaten şöyle kolay bir menüsü var. İşte gördüğünüz gibi mesajlar bölümün multimedya bölümüne giriyorsunuz. Bakın burada hem kamera bölümü var. İşte gördüğünüz gibi. Hem de kamera dışında şöyle göstermek istiyorum. Video kayıt cihazı ve video oynatıcı var. Diğer özelliklerine geçmek istiyorum. Concord 78.0'da radyo özelliğine sahip güzel bir cep telefonudur. Ama onu diğer telefonlardan ayıran bir özellik var, radyodan kayıt özelliği. Ne demek radyodan kayıt özelliği? Radyoda güzel bir eser dinliyorsunuz. Bu dinlediğiniz eseri bir tuşla, evet bir tuşla kayıt edip devamlı dinleyebiliyorsunuz. Bu telefonun en güzel özelliklerinden biri de MP3 özelliği. Telefonun zaten yüksek ses kalitesi var. Ben şurada göstermek istiyorum. Bakın, şurada yüksek kalitede bir hoparlörü var. Ve bu hoparlörü dışarıya yüksek kalitede ses verebiliyor. Ben şimdi hemen kendi kullandığım telefondan şöyle göstermek istiyorum. Sizlere açacağım. Ve sizler de bu sesi duyacaksınız. Bakın menüden şöyle multimedyaya giriyorum. Buradan müzik çalar bölümüne giriyorum. Ve şuradan bir parça seçiyorum. Ve bakın bu parçayı tek bir tuşla açıyorum. Lütfen sesine dikkat edin. Tek tuşla durduruyorum. Tekrar canım istediğinde bir sonraki şarkıya geçebiliyorum. 4 GB'lık hafıza kartıyla 50 saat boyunca ses kaydı yapabilirsiniz. Evet, 50 saat boyunca hiç durmadan ses kaydı yapabilirsiniz. Ses kaydı da Concord 78.0'ı diğer telefonlardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi. İşte Concord 78.0'ın kara liste özelliğiyle sizler o kişinin sizi aramasını komple engelliyorsunuz. Sizi aradığında kişi ya size ulaşamıyor ya da telefonunuz meşgul çalıyor. Bir daha siz isteyene kadar o kişi kesinlikle size ulaşamıyor. 179 liraya Concord ailesinin yeni bireyi Concord 78.0'ı direkt sizlere gönderiyoruz. 0216 641 48 48 numaralı telefonlardan bu güzel telefonlar için telefonlarınızı bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Pardon, D-Smart.net nedir biliyor musunuz? D-Smart.net? Aa, yoksa D-Smart internetim mi çıktı? Ben biliyorum, üstelik fiber hızında.
D-Smart.net'ten hızlı yaşamlar için fiber internet geliyor. D-Smart.net yaşamın hızına fiber internetle bağlanıyor. İnternet hızı sorun olmaktan çıkıyor. D-Smart.net. Tam sırası, tam sırası, gel ol başımın belası. Yaramaz mısın, yaramaz anasının maskarası. Yanağına vurur da Ayşem Yasman'ın hali. Elbet dünyada kalır, yalan dünyanın mali. Yârimi verin bana buraları yakmadan, sıcağı sıcağına, varsın olacağına. Uy bana da kaçalım gecenin sabahına. Ne umutlarım vardır, ne hayallerim vardı. Şimdi hayallerimi dikenli otlar sardım. Burada burla dalınca yerden gök birinmesin. Hadi ya benim yarim gelsin horona girsin. Ben çalıyorum. Ben söylüyorum. Güzel olacak. Ben doğruluyum. 10 Temmuz 2012 Salı günü saat 12.30'da Trabzon Tonya Çayırıçı Köyü Derneği 3. Değirmen Düzü Şenliğine herkes davetlidir. Çavuşoğlu Yemenler İnşaat'ın sunduğu Mavi Kredi'nin Star devam ediyor. Evet, sevgili seyircilerimiz, sevgili izleyenlerimiz, programı tüm güzelliğiyle devam ediyor. Evet, adaylarımız sırasıyla huzurlarınıza geliyorlar ve SMS'lerle ve jürimizin değerlendirmesiyle beraber onu bir kere koyuyoruz. Ama sizler de sevdiğiniz, beğendiğiniz, performansını yüksek bulduğunuz adaylarınızı muhakkak SMS'lerle ekranları başında olan izleyenlerimize söylüyorum. Muhakkak değerlendirin. SMS oluyor arkadaşlarımıza. Bunlar geleceğin yetenekleri. Şimdi yaşları çok genç ama bütün sanatçı arkadaşlarımız, büyüklerimiz de ilk başlarken hep böyle bu noktadan, bu merdivenden yürüdüler. Daha sonra geldikleri noktalar ortada. Gerçekten yüksek performans gösteren birçok sanatçımız var. SMS yolluyorsunuz. Onları yalnız bırakmıyorsunuz. Sonradan aslında bu çok iyiydi de keşke SMS atsaydım gibi bir pişmanlığa düşmemek için şimdiden değerlendirmenizi adaletli bir şekilde yapın ve adaylarınıza SMS yollayın diyerek ben hemen kulise yönelmek istiyorum. Yine yeni bir adayımızı değerlendirme yapılmak üzere huzurlarınıza getireceğim. Işıl, sendeyiz. Mikrofon sende. Evet, yanımızda yarışmanın tek bayan yarışmacısı var. 316 aday numarasıyla Nuray Aksoy. Nuray başından beri çok iddialı isimlerden bir tanesiydi. Ve bize mektup yazarım, mektup ve zorla güzellik olmazı değiştirip en son neye karar verdik? Çayır biçiyorum, çayır isimli iki eser seslendirecek. Nuray'cığım, geldik yolun sonuna. En son, artık son röportajında, şu an seni izleyen herkese, destek vermek isteyen herkese ne söylemek istiyorsun? Evet, Işıl Hanım dediğin gibi yolun sonu görünüyor galiba. Şimdi ben öncelikle çok kısa ve hız konuşacağım. Bu zorlu yolda beni yalnız bırakmayan başta Selahattin Çelik. Sevgili Mavi Karadeniz TV ekibine, sevgili halkımıza, değerli jürimize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu burada bitmiyor, destek gerekiyor tabii ki. 316 yazıp 3969'a gönderen herkese şimdiden teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Performansını izlemek üzere seni sahneye davet ediyoruz. Eğer sizin de adayınız 316 aday numarasıyla Nuray Aksoy'sa cep telefonlarınızdan 316 yazarak 3969'a desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Bu arada ben Ömer Emiroğlu'na, Frenci Ömer'e de desteklerini ötürü teşekkür ediyorum. Karşıya çift çamlar ol, sakizi Sevup ala bir yavru doy, yüreğini buz
Vay beni, vay bana. Kül oldum yana yana, kül oldum yana yana. Ander kalasın fele, ander kalasın fele. Bir gün gülmedin bana, bir gün gülmedin bana. Okay.
Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Aday numaranı söyle. Aday numaram 316. 316 yazıp 3969'a gönderirseniz sevinirim. Nuray, heyecanlı mısın? Yoksa en sonda artık ben heyecanımı yendim. Yarışmanın sonu zaten mi diyorsun? Amatör heyecan her zaman olur insanda ama ne düşünürsün? Kuliste hiç heyecan yoktu. Vallahi buraya çıkınca felaket oluyor insan. Peki bir selamlarım vardı. Emeği geçenler gerçi kuliste söyledin. Bir daha gerek yok diyorsun. Peki söyleyeceğim mi? Söyle bakalım. Evet, beni bu zorlu yolda yalnız bırakmayan sevgili Selahattin Çelik başta olmak üzere. Değerli jürimize, sevgili Mavi Karadeniz TV ekibine ve beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Peki... Benim anamın bir tabiri vardı. Bu akşam dananın kuyruğu kopacak. Ama arkadaşlarımı hiçbir şey kaybetmeyecekler. Sanat alanında uzun bir yolculukları var. İsterlerse, azmederlerse hedeflerine ulaşacaklar. Evet, Naci senin yorumunla başlıyoruz. Evet, sevgili Davut, dananın kuyruğunu koparmayalım da kimse acı çekmesin. Kimseyi incitmeden finali yapalım istiyorum. Ama bu arada Karadenizlerimizin gururu, medar iftiharı, sevenlerini ağlatan, güldüren Mehmet Akıldız Bey'le başlayalım mı yoruma? Mehmet Bey'le başlayalım. Tabii. Peki, sevgili Mehmet Akıldız, senle başlayalım. Vallahi fark etmez kardeşim, biz her türlü başlarız. Şimdi bizi şöyle söyleyeyim, Sayın İbrahim Can kardeşimle çok eski dostumdur. Bizi zor bir finale getirdiniz. Yani şimdi öyle bir şey için açık ve net konuşalım. Ben eleştiriyorum, acımasızsa eleştiriyorum ama güzel oynadık. Bugün güzel oynuyoruz. Yani harbi baştan beri Nazi ile Gizem kardeşim gibi olsaydım böyle bir şey olmazdı yani. Mümkün değil. Evet. Ha, ama karıştırmayalım, cilmeyelim onlara. Her şeyden önce bu kardeşlerimizin üçü de hepsi ünlü oldular burada. Ünlü oldular. Bak göreceksiniz hanımefendiye söylüyorum hemen. Bundan sonra bilmiyorum ekstralara falan gidiyor musunuz?
bütün ekstralarınız artacak. Mavi Karadeniz'de bunların hepsi gerçekten ünlendiniz. Yani bu kimse sizi tanımıyordu belki ama Mavi Karadeniz'in sayesinde bu oldu. Şimdi açık ve net konuşalım. Yukarıda Allah var. Onun için ben güzel, ilk önce bir halk müziği okudum. Çok zor bir türküydü. Ben Adapazarı Konservatuvarı'nın açtığı bir konservatuvarda, Adapazarı Belediyesi'nin. Orada rahmetli Nida Tüfekçi bize derse gelirdi. Biz de orada biraz söveç dersleri aldık yani. Onun için bu türküyü orada koro halinde kurduk. Çok zor bir türküdür. Ben size hiç uzun etmiyorum. 9 veriyorum. Teşekkürler, sağ olun. Saygılar. Çünkü hareketli türküleri ciddiye almıyorum abi. Yani hareketli türkü sanat değil. Şimdi buraya Ahmet'i çıkarsam Mehmet'i yoldan birini çevir, hareketli türküyü okur yani. Onun için şey almıyorum. Evet sevgili Davut, Buray kardeşimizi baştan beri takip ediyoruz tabii ki. Beğenerek izlediğim bir ses, gerçekten zevk alarak dinliyorum. Bize gerçekten çok güzel türküler dinletti. Mutlu etti bizi. Gerçekten onur duyarak onu finale taşıdığımızı düşünüyorum. Çok yorum yapmayacağım. 10 vereceğim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Artık program bitiyor. Ama sen gerçekten çok iyi performanslar sergiledin. Bugün ayrıca çok şıksın. Teşekkür ederim. Gerçekten size çok güzel olmuşsun. Ben de çok teşekkür ediyorum Ümraniye'de Peçe mağazasına, Sibel Hanım'a ve Eren Peçe'ye çok teşekkür ediyorum. Onlar da Trabzonlu dostlarımız. Buradan sevgi saygılarımızı gönderelim. Mektup Yazarım Mektup adlı eseri daha önce okumuştun değil mi? Evet, ilk program. Neden bir daha okumak istedin? Neden bir daha okumak istedim? Onu çok öğrenmek istedim. Tabii yani. Ben söyleyeyim size. Çok istek geldi buna yani çevremden, akrabalarımdan. Çok güzel okuyorsun. Çok güzel okuyorsun, evet. Yine tekrar oku diye. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel okuyorsun. Hani ben dedim Allah Allah, çünkü Nuray Aksoy Mektup Yazarım Mektup o hafta gerçekten çok güzel bir o türküyle damgayı vurmuştun zaten. Son finalde de yine aynı şeyi yapmak istedin herhalde. Ağzına sağlık. Bence de tam beklediğin gibi oldu. 10 vermek istiyorum ben de. Evet, ben de tebrik ediyorum arkadaşımı. Özellikle genç kızlarımızın türkü okuması ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Çağdaş bir Türkiye'nin sanatta geliştiği anda, geliştiği müddetçe ülkemiz gelişir. Sanat gelişimin en uç noktasıdır. O anlamda özellikle kızlarımızın, Karadeniz kızlarımızın sanat alanında kendini göstermesi bizi çok mutlu ediyor. Kendisi zaten çok güzel bir hanımefendi. Ben sesini çok beğendim. Sesi çok iyi kullanıyor. Yani nefes olayını çok iyi kullanıyor. Okurken karşı tarafı yormayan bir ses tekniğini kullanıyor. Yani biz ona burundan gül koklar gibi nefes alıp diyaframdan vermek olarak adlandırırız. Yalnız ben arkadaşımın ben genelde tutucu demeyeyim da bilimsel açıdan eğer kemençenin çalamadığı bir Karadeniz türküsü olamaz. Karadeniz türküsü dediğiniz zaman kemençe tavrını gösteriyorsa o Karadeniz türküsü değildir. O benim yıllardır tabir olarak söylediğim karabesk olur. Bu arkadaş için söylemiyorum. Genelde böyle bir akım var. Bu akıma ben karşıyım tabii. Benim misyonum olarak yıllardır karşı olmam da gerekiyor. Ya doğru mu yanlış mı? O tabii tarih onu takdir edecek. Ben kendisine sesini kullanmasından dolayı çok başarılı buldum. Repertuarından dolayı eleştiriler getiriyorum ve kendisine ileride başarılı olması dileğiyle arkadaşıma 9 veriyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ çok sağ olun. Evet. Vakit geçirmiyoruz, sıcağı sıcağına. Her şey sıcağı sıcağına olacak. Ben tekrar kulise dönmek istiyorum. Evet, Işıl seninleyiz. Evet, şu an kulisteyiz ve son yarışmacımız var yanımızda. Veysel Dülger, 306 aday numarasıyla Trabzon adına yarışıyor. Veysel, şimdi bize Gamyeben ve Kolbastı seslendireceksin.
Ve onun öncesinde ben sana şunu sormak istiyorum. Artık son röportaj, artık son sözlerin. Sahne performansı olarak çok eğlenceli bir arkadaşımızdı. Ne zaman bir şarkı söylese mutlaka danslarını da ekledi. Eğlendirdi ve güzel bir sahne şovu gerçekleştirdi. Birazdan zannediyorum kol bastı da yine bir dans gösterisi bizleri bekliyor. Peki, artık yolun sonu, yolun sonuna gelindi. Son sözlerini istiyorum senden. Son düşüncelerini, duygularını ve tabii ki seni destekleyenlere, şu an ekran başında seni izleyenlere son sözlerini söylemeni istiyorum. Öncelikle şöyle gireyim ben konuşuma. Yani gerçekten buraya katılmak benim için gerçekten çok güzel ya bir duyguydu. Ya benim için büyük bir deneyim oldu. Yani belki de yani ben kendi görüşüm olarak söylüyorum. Yani ben bu işe devam edeceğim. Buradan birinci, ikinci, üçüncü hiç sorun değil. İnşallah ben kendimi devam ettirmeye çalışacağım. Öncelikle buradan Mavi Karadeniz ekibine, yönetmenimiz Münir Güldere, jüri üyelerimize ve jürilerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Sadece tek isteğim 306 yazarak 3969'a göndermeniz. Buradan 306 yazarak 3969'a SMS'lerini gönderen bütün herkese buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz ve Veysel'i sahneye gönderiyoruz. 306 adan numarasıyla Veysel Dülger. Bizleri Gam Yemen ve Kolbastı isimli eserleri seslendirecek. Eğer sizin de favoriniz Veysel'si, cep telefonlarınızdan 306 yazarak 3969'a desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Yararım çobanlara da yükseklerde kar var mı? Yayladan gelenler Ayşem'den haber var mı? Ey çeşme yeşil çeşme, geldi mi Ayşem sana? Kimse kendim için gir ateşe yan demem. Ben erdim muraduma, ölürsem da gam yemem. Alatırmayım seni, kız kafayım niye durum bırakırmayım seni. Hiç üzermeyim seni, alatırmayım seni, kız kafayım niye durum bırakırmayım seni. Çiçeğe kendim için gir ateşe yan demem. Ben erdim muradıma, elinsem de gam yemem. Çiçeğe kendim için gir ateşe yan demem. Ben erdim muradıma, elinsem de gam yemem. Çiçeğe benim için gir ateşe yan demem. Ben erdim muraduma, elinsem de gam yemem. Huzurumsun, kurulmayan gülümsün. Yemin ederim yemin, seni sevmeyendesin. Sen benim huzurumsun, kurulmayan gülümsün. Yemin ederim yavrum, seni sevmeyendesin. Kimseye kendim için gir ateşe yan demem. Ben erdim muradıma, yalırsam da gam yemem. Kimseye kendim için gir ateşe yan demem. Ben erdim muradıma, yalırsam da gam yemem. Kimseye benim için gir ateşe yan demem. Ben erdim muraduma, alırsam da gam yemem. Bana aşkı tatıran, dertleri unuturan, kokun bile burnumda, çiçeği buram buram. Bana aşkı tatıran, dertleri unuturan, kokun bile burnumda, çiçeği buram buram. Çiçeğe kendim için gir ateşe yan demem. Ben erdim muradıma, yalırsam da gam yemem. Kimseye kendim için gir ateşe yan demem. Ben erdim muradıma, yalırsam da gam yemem. Kimseye kendim için gir ateşe yan demem. Ben erdim muradıma, yalırsam da gam yemem.
Yeşil yapraklar açtı, yeşil yapraklar. Ben yâre doyamadım, ben yâre doyamadım. Doysun kara topraklar, doysun kara topraklar. Aman kızı, Çeçen kızı, sen allar ki ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben nergisi. Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan. Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan. Son bulanacak, bu iş nasıl olacak, bu iş nasıl olacak? Erkeklerin günahı, erkeklerin günahı, kızlardan sorulacak, kızlardan sorulacak. Aman kızı, Çeçen kızı, sen allar ki ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben nergisi. Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan. Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan. Gerçek olmaz ya. Çimenine, yaylanın çimenine, kuzu yayılır kuzu, kuzu yayılır kuzu. Dün de bu günkü gündür, dün de bu günkü gündür. Sallan Osman'ın kızı, sallan Osman'ın kızı. Aman kızı, Çeçen kızı, sen allar ki ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben nergisi. Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan. Biz korkmayız ondan bundan. Evet Veselciğim. Aday numaranı söyle istersen SMS için. Şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle. Buradan bana destek gönderen veya göndermeyen herkese buradan teşekkür ediyorum. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Durumu iyi olup iyi olmayan var. Sonuçta yani isteyip de atamayan var. Fakir olan var, parası olamayan var. İzleyene de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Ama SMS numaranı söylemedin hala. Özür dilerim, heyecanlandım. 306 yazarak 3969'a gönderin herkese.
Buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, varın, Allah razı olsun. Tabii Veysel iki performanslı eseri peş peşe okudu. Kolay bir şey değildi. Ben şimdi kendim kol bastı yaptığım zaman nefes nefese kalıyordum ve boğazım kuruyordu. Konuşamıyordum. O kadar yani insanı etkiliyor. Tabii doğaldır. Evet sevgili Naci, mikrofon sendeyken hemen senden başlayalım. Buyur. Evet sevgili Veysel, ağzına sağlık. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani ben her zaman Veysel'i finale kadar her hafta gerçekten özellikle en ayrıntı sanada izleyen, dikkat eden birisiyim. Türkiye gerçekten Karadeniz'de yeni bir ses kazandı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. En son okuduğu eser, biliyorsunuz Karadeniz'de günümüzde bir eseri 20 tane eser haline getirdiler. Ama bir orijinali vardı eserlerin. Orijinal bir türküden alınıp arabesk yapıldı, değişik fantezi tarzı yapıldı, ölçüler çalındı, bir başka esere montaj yapıldı. Ama eser tabii gerçek boyutu farklı bir şey. Yani eserin orijinali hiçbir zaman ölmez. Özelliğini devam ettirir ve sadık kalınması gereken eser olarak sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Veysel bugün bize Dereboyu Kavaklar, ya bugünkü Hoptek'in orijinalini okudu. Yani nereden buldu orijinalini? Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Sevgili Veysel. Özellikle yıkılmaya 191 Karadeniz'de ya müzik kirliliği olan bir bölge diyelim. Ya ben çok mutlu değilim. Ya Karadeniz'de bugün Türk halk müziği adına çok mutsuzum. Çünkü dediğim gibi insanlar bir şey okuması gerekiyorsa eğer kendileri yenilik yapması gerekiyor. Bunun yanında yenilik yapma adına eserleri çalıp birbirine biraz önceki ifade ettiğim gibi montaj ederek insanları kandırmaya çalışıyorlar. Bugün Veysel o kaybolan bir eseri gün yüzlerine çıkardı bence. Hoptek denen, Faros Kesmesi denen eserin orijinalini Dereboyu Kavaklar okudu. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Baştan beri de hep Veysel'in yanındayım. Bugün de Veysel'e 10 vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Ağzına sağlık Veysel. Teşekkür ederim. Veysel, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Bir kere senin sahnede duruşun, sahnedeki vermiş olduğun ışık yeter. Bak o kadar güzel alkışlar alıyorsun. Bu kadar teşekkür büyük ederim. Alkışları geri geliyor bizler alamıyoruz. Teşekkür ederim. Henüz kaç yaşındasın Veysel? 19-20. 19 yaşındasın. Ben de 19 yaşındayken mutlaka eserlere yanlış girdiğim zamanlar oluyordu. Heyecanıma veriyorlardı. Sazlarla uyuşamadığım anlar oluyordu. Ama senin ne kadar yani daha yeni başladığın için ilerleyen zamanlarda Veysel bugün 19 yaşındaysam 22 yaşındayken 23 yaşındayken bence Karadeniz'de Türkiye starı olacaksın. Sen ben o ışığı sende görüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kesinlikle görüyorum. Her zaman da bir Gizem Kara olarak, bir ablan olarak, bir kardeşin olarak yanındayım. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, mikrofon önümüzde sevgili Mehmet Akyıldız. İbrahim Caner İbrahim, çok yakışıklı buldu bu akşam. İbrahim abiye doğru bakıyor. İbrahim Bey, evet İbrahim Bey'in işi ve benim işim zordu. Şimdi ben Veysel kardeşimi ekranda bir sefer izleme fırsatı buldum ve çok iyi buldum. Ben acımam abi, acımasız eleştiririm. Çünkü iğneliyorum. Geleceği var. Geleceği var, iğnelemem lazım. Daha iyiydi. Yani ekrandan izlediğimde çok daha performanslı bulmuştum. Şimdi finale geldim. O ikinci türküde birinci iyiydi. Birinci türküye çok daha yorumu iyi gidiyor. O birinci okuduğu türküye çok daha yorumu farklı. Orada çok değil mi? Çok daha evet iyi gidiyor. Sevduğum eseri türkü. Son iki eser okudu. Birinci Recep'imin türküsüydü. Recep'im bunu nasıl okuyor? Tabanca gibi değil mi? Yani Recep'im bunu tabanca gibi okuyor. Öyle okumasını beklerdim. Ama orada bir şeyler oldu. Yani sazlar, şimdi sazlar mı oldu? Artık o bu zor da bir türkü işte. Biraz orada bir final heyecanı. Ya. Detonalar da oldu. Bir heyecan final, var. Final. Nazar değdi nazar. Nazar değdi. Ama nazar halk Veysel'i çok seviyor. Veysel'in harbiden böyle bana elektrik verdi. Nasıl? Bir sanatçı gibi duruyor. Yani bir sanatçı olabilecek bir yani şiisi var böyle. Anlatabiliyor muyum? Yaratılışı. Teşekkür ediyorum. Yani şimdi herkes sanatçı olamaz. Adam doğrudur. Şimdi adam bana der ki mesela Nazi diyor bana abi annem okşan ağlıyor musun? Tabii ki ağlarım.
Çünkü ben Türkiye'yi biraz da abicim, evet bitiriyorsun anladım, ben konuşurum. Evet. Beni çağırmayacaktın, ben biraz gevezi. Yani bedenini, yüreğini vereceksin. Gelecekte Veysel'in çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Yani öyle bir elektrik aldım. Ama ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Üçü de benim için birincidir. Üçü de birincidir. Ama üçü de birincidir yani. Evet sevgili İbrahimcan. Değerli hemşerim, bir kere fizik olarak çok yakışıklı, genç kızların gözdesi olabilecek. Sanatta da çok lazım yakışıklılık. Teşekkür ederim. Tabii hemşerim, daha önce buraya ben misafir olarak geldiğim zaman güzel türküler dinledim kendisinden, Mehmet kardeşimin söylediği gibi. Fakat repertuarını kendisi mi seçti bilmiyorum. Bu hafta ben seçtim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Yani çok özür dilerim. Yani sazlara da ben bir şey söyleyemem. Yani olur sonuçta canlı yayın. Yani sazlarda hata vardı. Bende de hata vardı ama olsun. Onlar sonuçta üstadlar. Olabilir yani. Burası canlı yayın. Yani benim için önemli. Sazlarda hata var demez deme. Evet. Deme. Yani sazlar. Şimdi şöyle bir olay. Tamam ben kimseyi suçlamamak lazım. Eğer burası bir yarışmaysa insanlar bazen hayatında çok üst düzey iş yapar, bazen kötü olur. Yani futbolcu da böyledir, sanatçı da böyledir. Bir kere eser seçimin, tabii günün bugün moda gençler örnek aldığını sanatçı arkadaşlar var. Ben bunları hiç tartışmıyorum. Doğru yanlış, değerli seyircilerimiz de. Ama şunu bilirler ki ben yıllardır İbrahim Can olduysam herkes benim özümle sözümün bir olduğu için İbrahim Can olduk. Burada eğer sana yüksek not verirsem kızımızın ve daha önceki arkadaşın hakkını yemiş olurum. Bu beni vicdan olarak yaralar. Bir kere son derece heyecanlıydın. Kendini konsantre değildir. Bence bu performans sen değildir. Yani inan tekrar yapsan, bir repertuar yapsan bundan iki kat daha, üç kat daha iyi olacaksın. Zaten o hava var sende, o sanatçı duruşu var. Ama ne olur, ben sana bir abi tavsiyesi. Horon olduğu zaman biraz horon öğren. Hoptek olduğu zaman biraz hoptek öğren. Yani batı tarzı, rock and roll, bunlar çok para kazanabilirsin ileride. Ama sen kendin ol. Birinci eserdeki ses yorumu mükemmeldi. Teşekkür ederim. Ama ikinci ve üçüncü eserde heyecandan oldu. Kesinlikle heyecandan. Hiç unutma, garanti olsun diye her zaman klavyeyi düşün. Bağlamayı değil. Önce klavye düzgün basar. Akordu bağlaman düşmüş olabilir. Kemençenin kaymış olabilir. Ama klavyeyi önce biz akoru duy, dinlen, ondan sonra esere gir. Heyecanlanma. Sakin ol. Çünkü sen sonuçta seni heyecanlanırsan seyirci ne yapar? Ben diğer arkadaşların hakkını yememek için ben size bu heyecanınıza veriyorum ve 8 veriyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Değerli izleyenlerimiz, çok kısa bir ara. 2 dakikacık. Çavuşoğlu Yemenler İnşaat. Çavuşoğlu Yemenler İnşaat herkesi ev sahibi yapıyor. Banka yok, faiz yok, kefil yok, ara ödeme yok. 25 bin lira peşinat getiren herkesi ev sahibi yapıyoruz. Oh be, ne güzel oldu. Kira derdinden kurtulduk. Taksit taksit evimizi aldık. Onca sene boşu boşuna kira ödemişiz. Kendimize ait bir yuvamız var artık. Biz ikinci dairemize yazıldık. Kızım için. Taksitimiz bitince bir daire daha alalım diyoruz yatırım için. Neler çektik kira köşelerinde. Ah ah.
Çavuşoğlu olmasaydı biz daha çok kira öderdik. Atasözlerini değiştirdi Çavuşoğlu. Nasıl? Anlamadım. Yuvayı dişi kuş değil, Çavuşoğlu yapar. Banka yok, faiz yok, kefil yok, ara ödeme yok. 25 bin lira peşinat getiren herkesi ev sahibi yapıyoruz. Yuvayı Çavuşoğlu kurar. Merhabalar. Çavuşoğlu Yemenler İnşaat'tan ben Recep Çavuşoğlu. Daire sahibi olmak isteyenlere fırsat kapısını sonuna kadar açıyorum. Nasıl mı? 72 ay %0 faizle kendi bünyemizde banka yok, faiz yok, kredi yok, ara ödeme yok, kefil yok, hiçbir şey olmadan sizleri 25 bin lirayla ev sahibi yapacağım. Dairelerimiz hızla gelişmekte olan Pendik ve Tuzla bölgesindedir. Dairelerimiz geniş, ferah, süper lüks dairelerdir. Bu dairelere sahip olmak için bu fırsatları kaçırmayın. 25 bin lirayla sizleri ev sahibi yapıyoruz. Geriye kalan ödemelerinizi 72 ay taksit imkanı ile ara ödeme olmadan taksitlerinizi de belirleyerek ödeyebilirsiniz. Hayal değil, gerçek. Çavuşoğlu Yemenler İnşaat hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek. Evet değerli izleyenler, değerli konuklarımız, ekranları başından programın, yarışmanın neticesini sabırsızlıkla bekleyen değerli izleyenlerimiz, siz performansını yüksek bulduğunuz adaylarınıza SMS attınız mı? Attınız. Peki, peki. Attığınız eserler biraz sonra kamuoyuna açıklanacak, resmi rakamlarla açıklanacak. Noterimiz yine huzurlarında, o matematik yapıyor. Burada yanlış olmaz. Burası Mavi Karadeniz Televizyonu. Üç yarışmadır uzun soluklu yarışma yapıyoruz. Herkes cesaret edemez. Cesaret etselerdi onlar da yapardı. Yapamıyorlar. Bu dürüstlükten, bize güvenden kaynaklanıyor. Sağ olsunlar. Değerli halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize çok güveniyorlar. Bizler de onları çok seviyoruz. Ve size çok güveniyoruz. Emin olun sizden aldığımız güçle ve heyecanla yaptığımız işleri yapıyoruz. Bu bir. Evet. İkincisi, değerli sanatçımız İbrahim Can'ı alkışlarınızı alalım mı? Evet, hareketlenelim mi sevgili İbrahim Can? Ne diyorsun? Benim yeni bir bestem var. Tabii beste demek bir şair ister türkü. Sistan'ın ayazı, tepesinde beyazı, sevdiğimin yanağı, Giresun'un kirazı. Altını yazar. İnşallah yanlış bir şey vermezler. Alçak cebiz fidesi de bu duyurlar mı?
Yaşarız seni kudu yıllar mı? Kaç da gel bana yarimden tutuyorlar mı? Seni tutuyorlar mı? Kaç da gel bana yarimden tutuyorlar mı? Seni tutuyorlar mı? Ormanda koruk sular, saç sulardır saç sular. Ormanda koruk sular, saç sulardır saç sular. Anan ver beni sen mi benim gibi yok, suna benim gibi yok. Anan vermedi sen mi benim gibi yok, suna benim gibi yok. Saklanır mı yaprağı saklar? Gülgen budaklanır mı yaprağı saklanır mı yaprağı saklar? Anasının yanında da kızı kucaklanır mı kızı kucaklar? Anasının yanında da kızı kucaklanır mı kızı kucaklar? Ormanda doğup sulan, sak sulandır sak sulan. Ormanda doğup sulan, sak sulan da sak sulan. Ananı vermedi sen mi benim gibi yoksa benim gibi yok. Ananı vermedi sen mi benim gibi yoksa benim gibi yok. Burası neresi kum yatak değil, Konya kum yatak değil. Sevip de ağlamazsam da yıkılsın yalan, dünya yıkılsın yalan. Sevip de ağlamazsam da yıkılsın yalan, dünya yıkılsın yalan. Ormandan yol açarım, alır seni kaçarım. Ormandan yol açarım, alır seni kaçarım. Dört yanım duvar olsa şahin olur, uçarım şahin olur. Dört yanım duvar olsa şahin olur, uçarım şahin olur. Ormanda boğuk sular, saç sulardır saç sular. Ormanda boğuk sular, saç sulardır saç sular. Ananı vermedi sen mi benim gibi yoksa benim gibi yok. Ananı vermedi sen mi benim gibi yoksa benim gibi yok. Olur öyle şeyler. Şimdi şöyle arkadaşlar, Davut bahsetmiyor ama bizim Mavi Karadeniz Müzik'ten yeni çıkan albümümüz bu, bilginiz olsun. Ve uzun 5 yıldan beri çalıştığımız bir albüm. Bu playback olayını bugün burada yaptık. Birinci girişte okuduğumuz eseri okumuş olduk. Ben çok sevdiğim eseri aynı akşamda iki defa okumakta da mutlu oldum. Zaten çok beğendiler tahmin ediyorum. Doğru mu? Güzel bir eser. Arkadaşların da aklını yemeyelim. Onlar da okusunlar. Biraz sonra da Naci ile bir güzel canlı performans yaparız diyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İbrahim Bey yerine uğurluyorum. Hemen. Evet. Ben ödülleri şöyle almak istiyorum. Dedik ya yarışmamız çok uzun sürdü. Bizim yarışmamız her zaman 3 aydan aşağı olmaz. Böyle çetin bir yola giriyoruz. Şöyle raketimi böyle düzgün bir şekilde tuttuktan sonra şöyle ekrana da gösteriyorum. Burada emeği geçen en fazla emeği geçen kişilerden biri de ben olduğumdan dolayı bunu şerefle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük yarışmaların hepsinde en büyük emeği olan değerli arkadaşlarıma, Suat arkadaşıma, onların namına, hepsinin namına Suat arkadaşıma takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim Suat kardeşim.
Sağ olasın, var olsun. Karadeniz kültürüne verdiğin emekten dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Seni yerine uğurlayalım. Evet, yine Işıl'cığım ver bana oradan diğer plaketimizi. Yine ben kapat istersen kapat. Şöyle. Evet, biraz sıkıştıralım. İlk yarışmaya başladığımız zaman Karadeniz'de pek alışkın olmayan ve cesaret edilmeyen bu husustu. Çünkü bizim Karadeniz'de, ben de Karadeniz'im, Giresun merkez Batlamalıyım ben. Batlama deresi biraz da gergin bir deredir. Gergin bir dere. Orada kavgalar, gürültüler. Hatta derler ki Topal Osman'ın, rahmetli Topal Osman'ın da doğduğu bölgeler bu bölgelerdir derler. Biz dedik biz cesaretliyiz. Karadenizler cesaretlidir. Her ne kadar eleştirilmeyi sevmesek de. Ben dedim bu yarışmayı yapacağım. 4 ay sürdü kemençe yarışması. Daha sonraki Mavi Kerden Star yarışmamız 4 ay sürdü. Bu yarışmamız da 3 ay sürdü yaklaşık olarak. Yani cesaretle bu işin üstüne gideceğiz. Yetenekli arkadaşlarımızı huzurlarınıza getireceğiz. İlla ki her yarışmada biri birinci olacak. Diğerleri sonuncu olacak. İkinci olacak. Üçüncü olacak. Bu işin yarışmaların huyunda var. Yarışmalar yeni moda değil. İlk insanların ilk çağlarından beri yapılan şeyler bunlar. O yüzden ben bana bu cesaretli projemde yardımcı olan değerli yönetmenim Münir Güldal arkadaşımı da buraya davet etmek istiyorum. Münir kardeşim şöyle benim soluma geç, sağıma geçirmen kimseyi. Onu söyleyeyim. Şöyle ekranı da yansısın. Çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Karadeniz kültürüne yaptığın katkılardan dolayı. Karadeniz kültürüne. Evet. Hemen diğer plaketimizi alalım. Sevgili Işıl. Ben arkadaşlarımızı alıyoruz mu buraya? Evet, Muhammed Sağlık arkadaşımı teker teker onlara şu anda birinci, ikinci, üçüncü değil. Yarışmaya ve Karadeniz kültürüne Muhammed'cim şöyle soluma geçiyorsun. Karadeniz kültürüne yaptıklarından dolayı, katkıdan dolayı ve cesaretlerinden dolayı. Yükseltin alkışları ya. İşte bu. Muhammed'cim çok teşekkür ederim. Daha yaşı 18. Daha bu yaşlar ne cevherler görecek diyorum inşallah. Kendisini geliştirecek daha ileride diyorum. Evet, diğer plaketimi alayım yine. Sevgili Mehmet Akyıldız diyor ki bana plaket yok mu diyor. Vereceğiz, tamam, bekle sıranı. O da gelecek inşallah. Evet, hemen Veysel kardeşimi yine yüksek alkışlarla. Evet, sıkı olsun alkışlar ya. Veysel'cim şöyle poz verelim. Evet, aynı duygularımı Veysel için de paylaşıyorum. İlk geldiklerinde tabii tanımıyoruz. Karadeniz'in, Türkiye'mizin değişik bölgelerinden geldiler. Hatta Denizli'den gelen bir kardeşimiz vardı. O da Trabzon'da hemşehrimizdi. Denizli'de iş icabı oradaydı. Yani kimlerle tanışıyoruz, onlara imkan sunuyoruz. Veysel'cim cesaretinden dolayı kutluyorum seni. Performansından dolayı kutluyorum. İnşallah önün açık, azminde ve sabrında gizli her şey diyorum. Çok teşekkür ederim. Şöyle yatırırsın. Seni de yerine alalım. Çok sağ ol. Buyur. Evet. Yine Nuray kardeşimizi alkışlarla yine yanıma davet etmek istiyorum. Nuray sol tarafa. Evet plaketimi sevgili Işıl. Nuray da ilk geldiğinde Karadeniz'de ilk önce dedi ben ofluyum dedi. Oflu olmak 1-0 önde olmaktır her zaman diye böyle Karadeniz içinde bir espri vardır ama daha sonra Erzurumlu babası memur muydu bilmiyorum ama değişik böyle bayağı bayağı illeri dolaşmıştı. Bayburt'ta var değil mi senin kökende? Evet. Say bakalım başka hangi illerimiz vardı? Programın başından beri söylüyorum yine aynısını söyleyeceğim. Babam Trabzon ofludur, annem Bayburtludur, ben doğma büyüme Erzurumluyum. Peki sana da cesaretinden dolayı. İnşallah yolunuz uzun. O uzun yolda biz size ekran avantajı verdik. Bu avantajı sabrınızla azminizle değerlendirirseniz iyi yere geleceksin diye düşüncem var. Şöyle tutuyorsun. Ekrana yansısın. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Seni de plaketinle şöyle yerine alıyoruz. Evet. Sevgili Mehmet Akyıldız. Bugün gel yanıma. Gel. O mu? Bu evet. Deme. Ya bu nedir bu dalgınlık? Bugün sende bayağı bir dalgınlık gördüm. Yani Karadeniz'de gemilerin battı desem gemin yok. Yok gemi yok ya. Yani neden olduğunu benim inşallah sıkıntın yoktur ya. Allah yok, sıkıntı vermesin. Sıkıntı yok. Sen bizim Karadeniz'i dostumuzsun. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki. Sen rahat ol da sıkıntı eser hazır mı? Parada bende, lirada bende, oh, sırada bende ama o arada. Bugün ananla birlikteydin galiba bir yerde bir konuktunuz.
misafirlik. Evet. Anacığına evet. Bir selam yolla. Oo, annemin ellerinden öpüyorum. Ama bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Benim de babam eğiliyorum. Benim de babam yarın ameliyat olacak. Allah ona şifa versin diye babama da dua ediyorum. Öyle mi? Ben gerçekten babanıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah şifalar olur. Hadi bakalım. Performans diyor. Hareketli bir şey okuyalım. Aklınıza gelsin. Işıl Hanım'a armağan ediyorum. Işıl Hanım'a. Saçını sallayınsın, dudak boyamayınsın. Çıkayınsın dışarıda alevli yakayınsın. Akıllara akıllara zararsın, dilinle helva yaparsın. Sen çok fena bir şey güzelsin. Yok böyle, yok böyle, yok böyle iş. Akıllara akıllara zararsın, dilinle helva yaparsın. Sen çok fena bir şey güzelsin. Yok böyle, yok böyle, yok. Yanına yatabilsen, diye kız alırdım seni tarlayı satabilsen. Akıllara akıllara zararsın, dilinle helva yaparsın. Sen çok fena bir şey güzelsin. Yok böyle, yok böyle, yok böyle bir şey. Akıllara akıllara zararsın, dilinle helva yaparsın. Sen çok fena bir şey güzelsin. Yok böyle, yok böyle, yok böyle. Sen bir film çevirsen oynar kapalı gişe. Akıllara akıllara zararsın, dilinle helva yaparsın. Sen çok fena bir şey güzelsin. Yok böyle, yok böyle, yok böyle bir şey. Akıllara akıllara zararsın, dilinle helva yaparsın. Sen çok güzel bir şeysin. Yok böyle, yok böyle, yok böyle bir şey. Yer senin dallarını, yer senin. Yer senin dallarını, yer senin. Kırmızı yanaklarını ufalayayım. Kırmızı yanaklarını ufalayayım. Yerim senin dallarını, yerim senin. Yerim senin dallarını, yerim senin. Kırmızı yanaklarını ufalayayım. Kırmızı yanaklarını ufalayayım. Zaman almayalım. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum, sağ olun. Bak nefesini nasıl dengeledin, gördün mü? Nefes nefesinde aslında değilsin. Aslında hareketli bir adamım yani. Azit de şunu şöyle biraz daha... Ramazan'da İbrahim Bey'le karar Ramazan'da verdik. Ramazan'da vereceğiz onu inşallah. İbrahim Bey'le karar verdik Ramazan'da. Bunu geleceğiz. Evet, ben Mavi Karadeniz ekranlarında böyle yarışmaları devamını bekliyorum ama çok daha azlarını konuştuk Davut Bey'le. Bu şimdi, Karadeniz televizyonları hep bizim televizyonumuz. Sevgili Ak Yıldız, sevgili Ak Yıldız. Daha ciddi, daha böyle anlar mısın hani? Diyor ki ben paylaşayım, ben açık olmayı seven bir insanım. Sevgili İbrahim Can da kulağı bizde olsun. Diyor ki biraz daha orkestra şefiyle beraber daha bir diğer TV'lerde, ulusal TV'lerde ama Karadeniz hemşerilerimiz bize biraz ekonomiyi akıtmıyor. Abi herhalde yani ya. Var. Herhalde yani. İlk önce Karadenizli dostlarımız, iş adamlarımız bu projelere sahip çıkacak ki bizde heyecan var. Bizde neler var neler ama tabii. Yani ilk önce havuz dolacak değil mi? Karadeniz'de de para var yani. Karadeniz'de iş adamları çok. Allah daha çok versin onu. Vallahi bile var ya. Peki ama seni yerine alalım abi. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Sevgili Ak Yıldız'ı alkışlar yerine uğurladıktan sonra hazır mıyız? Peki ses alalım. Sevgili İbrahim Can, mikrofon. Gizem'in mikrofonu kullan. Bak bu Gizem'in sihirli mikrofonu. Gizem herkese vermedi sihirli mikrofonu. Bir Naci'ye verdi. Bir de İbrahim. Sen sihiri sevmezsin galiba. Peki. Peki. İbrahim Can ve Naci Keskin beraber düet yapıyorlar. Hadi bakalım. Şimdi! Çavuşluk eline düştük, yollara düştük.
Isınmıştık sevgili İbrahimcan. Yani, Gizem. Gizem gel hareketiyle devam edelim. Hareketli o zaman. O zaman horonla devam edelim. Horonla devam edelim. Değil mi? Sevgili İbrahimcan. 2-4. Biraz terleyeceğiz ama. Siz daha yapalım o zaman. Finali arkadaşlar. Horonla. Buyurun. Final. Devam. Tamam horonla bitirelim. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Evet. Kemençeyi değiştirelim. Şu kadroya güzel bir alkış istiyorum. Kadro... Kadro sağlam. Sevgili İbrahimcan, sana da mikrofon veriyorum. Beraber düet yapabilirsiniz. Buyurun.
aşkı gibi de dolaşa gelenler. Anne aşkı gibi dolaşa gelenler daha anne aşkı gibi. Uzun uzun saça deyip burun gibi onların. Hepin daha dönem olsa da bakıyorların. Uzun uzun saça deyip burun gibi onların. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Evet. Sevgili noterimin plaketini vermek üzere sevgili Işıl plaketi rica edeyim. Hayrullah Bey. Sevgili hemşerimize alkışlar mıyız? 3 aydır bizimle beraber gülüyor. Bizimle beraber ağlıyor yine. Sevgili yol arkadaşı İbrahim Bey yine aramızdalar. İbrahim sen neredesin bu arada ya? Hayrullah Bey. Sağıma herkes almadım ama noteri alırım. Noter sağlamadı. Sinop mu? Boyabat. Sinop Boyabat. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Geldi mi plaketimiz? Ben yine hemen çaktırmadan yine sizi soluma alıyorum. Evet İbrahim Bey'e alkışlarla. Çok teşekkür ediyorum. Var mı diğer plaketimiz sevgili yönetmenim? Bekle. Bu noter var ya hiç ekranı sevmez bunlar. Hemen bir an önce kaçsam da acaba görevimi yapmış olmuşum zaten diye böyle hemen giderler. Evet yine sevgili Hayrullah Bey'e. Kendisi Beykoz Paşabahçe. Kaçıncı noteri Hayrullah Bey? Birinci noter. Kaç yıldır orada görev yapıyorsunuz? 2. Oh maşallah. 32 yıldır. Biz görevlerinizin devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Sizi yerinize uğurluyoruz. Evet. Diğer plaketlerimiz yine devam ediyor. Biz yine jürimize de plaketlerimizi sunacağız galiba. Öyle mi? Sevgili yönetmenim. Ben bugün... Yani bu oturduğumuz koltuklarda birçok sanatçı arkadaşlarımız değişerek oturdular, görevlerini yaptılar, değerlendirmeleri yaptılar. Karadeniz kültürüne katkılarda bulundular. Temsilen ben onların namına da temsilen sevgili İbrahim Can'dan başlamak üzere plaketi takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben bir kez daha söylemek istiyorum. Hatalarıyla, sevaplarıyla ama her şeyden önce bu gençlere bu yolu açan, bu güzel televizyona, bu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Onları özellikle alkışlamanızı rica ediyorum. Çünkü gençlerimizin bu akşam hepsi zaten birinci, 3 aydan beri birinci arkadaşlar. Önemli olan insanların kendisini tanıtabilmesidir. Televizyonda bu şansı onlara verdi. 3 tane birinci karşımızda tebrik ediyorum. Başarıların devamı diliyorum. Evet, sevgili İbrahim Can 3 tane birinci dedi. İnce nokta burası diye ben hemen beni her yarışmamda yalnız bırakmayan sevgili Naci Keskin dediler ki bir ara ona. O dediler yarışmanın Armağan Çağlayan'ı dediler. Ben dedim hayır dedim. O Karadeniz'in Naci Keskin'i dedim. Sevgili Naci bütün yarışmalarında uzun soluklu yarışmalarında beni yalnız bırakmadın. Sağ ol var ol seni öpeyim o zaman. Dur bir öpeyim dayanamayacağım. Çok teşekkür ederim. Plaketini veriyorum. Senin de diyecek birkaç cümlen vardı. Buyurun. Öncelikle sevgili Davut, Mavi Karadeniz Televizyonu'nu tebrik etmek istiyorum. Çünkü Karadeniz'de çok önemli bir yere var. Yayın kurumudur. Genç yeteneklerimiz de gün ışığına çıkardığı için yeni bir projedir bu. Yaklaşık 1 yıldır devam eden proje. Biz de elimizden geldiğince bu projede senin ifade ettiğin gibi
yer almaya çalıştık. Elimizden geldiğince yapılması gerekeni yaptığımıza inanıyorum. Genç yetenekli arkadaşlarımızı gün ışığına dediğim gibi çıkarmayı bu proje öncülük etti. Teşekkür ediyorum sevgili Davut. Bu plakatı uygun gördüğün için. Karadeniz'in Naci Keskin'i. Yine ilk yarışmaya başlarken karar verdiğimiz anda dedik ki bir hanım renk katsın dedik jürimize. Birçok sanatçı arkadaşımız var Karadeniz'de muhakkak ki. Ama dedim ki genç, güzel ve sesi mükemmel biri. Kim var diye aradık ve Gizem Kara'yı bulduk. Gizem Kara, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Senin de sözlerini alalım, buyur. Ben öncelikle Mavi Karadeniz Star yarışmasında bulunmaktan son derece şeref ve onur duydum. Mavi Karadeniz TV'ye ve yönetim kurulundaki herkese, yönetmenimiz Münir Güldal'a, Kara Davut'a, Fuat Kuş Beyefendi'ye ve siz değerli halka çok çok teşekkür ediyorum ve hepinizin önünde sizin adınızı almak istiyorum. İyi ki bu yarışmaya geldim. İyi ki bu yarışmada oldum. Böylesine güzel arkadaşlarla ve sizlerle tanışmış oldum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bizde en azından da olsa alkış hakkınız var. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Evet, dedik ya, yarışmalarımızda, jüri koltuğumuzda bazen bütün sanatçı arkadaşlarımız yer alsın diye iki koltuğumuzu konuk jüri ve konuk sanatçımız olarak ağırladık sanatçı abilerimizi, kardeşlerimizi. Yine aramızda, bilmiyorum Mehmet Akıldız, daha önce yarışmamızda hiç beraber olduk mu? Beraber olmadık ama bugün çok mutlu oldum gerçekten. Yani ben acıda değil belki hani puan şu bu. Ben çünkü çok duygusal bir adamım. Şimdi eksik veriyorum, üzülüyorum. Fazla veriyorum, bunlar hak etti mi diyorum falan filan. Yani neyse boşver de biz jüri arkadaşlarımla beraber birlikte olduk. Saz ustalarıyla, sizlerle, Mavi Karadeniz ekranlarında. Genç yeteneklerimiz hepsi dediğim gibi stardır. Ama en büyük jüri sizlersiniz. Ben sizleri alkışlıyorum. Ve sizlerin adına, Mavi Karadeniz adına, bu yarışma adına da ben bu bana verilen bu güzel hediyeyi ömür boyu saklayacağım. Ömür boyu, ölünceye kadar. Allah'a ısmarladık. Mehmet Ak Yıldız. Evet arkadaşlar, 3 ay süren bir yarışmanın sonunda nihayetine geldik. Bu arada Sivas Gölova'da sevgili Hamza Sağlam beyefendinin ailesi bizleri seyrediyor. Sevgili dostumdur aynı zamanda kendisini. Buradan kendilerine Hamza Bey'den kucaklar dolusu sevgiler sunduktan sonra. Evet. Mikrofon sende. Davut iyi adam, Işıl kötü hanım değil. Işıl da güzel bir hanımdır ve çok da duygusaldır. Bazen yarışmalarda adaylar için, kaybeden adaylar için ağladı, gözyaşı döktü. O kadar da duygusaldı. Işıl'cığım, bu zor görevler senindir her zaman. Mikrofon senindir, buyur. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, yine kötü taraf bana kaldı. Sonuçları ben açıklayacağım. Noterimizi çok yoğun alkışlarla, yüksek alkışlarla huzurlarınıza davet ediyoruz sonuçları getirmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, işte bu kağıtta her şey yazılı. 3 aylık bir maratonun sonucu şimdi açıklanacak. Aslında şöyle bir şey de var. Her an her şey olabilir dedik. Halk bunu belirleyecek dedik. Her zaman olduğu gibi halkın oyları çok etkili dedik. Tabii ki jürinin puanları çok etkiliydi ama hakikaten inanılmaz bir değişim görüyorum şu an. Oyların ne kadar önemli olduğu bu şekilde ortaya çıktı. Ve ben sizi çok heyecanlandırmadan birinciyi açıklayarak başlıyorum. Böylelikle kalp atışları daha az olacaktır diye düşünüyorum. Yarışmamızın birincisi bu 3 aylık periyodun sonucunda. 1. Bayburtlu. 302. Muhammed Salat. Evet. Evet. Yarışmanın ikincisi 306 Veysel Dülger ve yarışmanın üçüncüsü 316 Nuray Aksoy. Bu yarışmanın da sonuna geldik. Başka yarışmalarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Çavuşoğlu Yemenler İnşaat'ın sunduğu Mavi Karadeniz Star sona erdi.